Mi geldiniz? Nasıldı yolculuk? İyi. Güzeldi. Tamam, şimdi o zaman mikrofonu biraz size bırakacağım, anlatın. Neden? Neden? Geçtiğimiz haftalarda bundan sonra Klas Spor ekranlarında satrancın çok çok olacağından bahsetmiştik. Hemen ardından Antalya'ya geldik. Muhteşem bir organizasyon var. Binlerce öğrenci, binlerce çocuk burada aileleriyle beraber satrancın şampiyonasını yaşıyorlar. Başkanım, ben 10 küsur yıldır spor takip ediyorum. Çocukluğumdan beri sporu seven, spor içerisinde olan birisiyim. Öyle evet. Bir kalabalık görmedim.
Evet, gerçekten çok güzel bir kalabalık değil mi Bülent Bey? Ya o kadar da güzel zamanda bir geldik. Antalya karı getirdik. İlk önce onu söyleyelim. Bereketimizle geldik diyelim. Bereketimizle geldik ama tam tüm Türkiye'de kar felaketi yaşanıyorken bütün gençlerimiz aslında bizim zamanımızdaki Şubat tatilini çok güzel bir şekilde Antalya'da geçirtiyorsunuz ve bir müsabaka içerisinde geçirtiyorsunuz. Aileleri görüyorum, aileler inanılmaz mutlu. Evet, çocuklara bakıyorum, çocuklar inanılmaz mutlu. Ama size bakıyorum, siz de çok mutlusunuz başkanım. Kesinlikle, çok mutluyuz. Gerginliğiniz yok ki. Yani o kadar alışmış bir federasyonluyuz. Çok, çok güzel, çünkü her şey çok güzel Bülent Bey. Yani bakıldığında niye gerginlik olsun? Tabii ki bir heyecanı var bu işin ama heyecan olmayan yerde zaten başarı da gelmiyor ben. Daha önce de konuşmuştuk, yani heyecanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılan her işte, ne güzel ifade ettiniz, binlerce sporcu burada. Evet doğru, 2000'in üzerinde sporcu var. Türkiye'nin her tarafından gelen, 77 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcularımız var. Üstelik bunlar sadece 7-18 yaş grubunu temsil eden sporcularımız. Tam da dediğiniz gibi Şubat tatilinde, yani sömestr tatilinin ilk haftasını burada geçiriyorlar. Biz ilk gün, tabii çok alışığız artık, ilk gün soruyorum ben, yani burada olmaktan mutlu musunuz? Bakın karneleri aldınız, şimdi turnuvada oynayacaksınız. Evet ya, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz diyorlar. Müthiş özlemişler yüz yüze olmayı, arkadaşlarıyla bir arada olmayı. İlk defa turnuvaya katılacak özellikle 7-8 yaş çocuklarımızın, hep bahsediyorduk illerde, işte ilçelerde oynuyorduk ama Türkiye Şampiyonası'nda oynamak çok daha güzelmiş diyorlar. Herkes çok mutlu. Organizasyon çok büyük aslında bakıldığında. Çünkü sadece 2000 sporcu gibi düşünmemek lazım. Siz de görüyorsunuz burada. Velisiyle, antrenörüyle, kulüp temsilcisiyle, bizler, il temsilcilerimiz 6000'in üzerinde kocaman bir aile olarak buradayız. Müthiş bir aidiyet duygusu. Tabii her organizasyon çok önemli. Türkiye Satranç Federasyonu'nun ama yaş gruplarını ben nedense, belki de benim satranca ilk adımımı attığım noktalar, biliyorsunuz veli olarak başladım bu camiaya. Nedense ben çok önemsiyorum, çok heyecanlanıyorum ve ne mutlu ki her yılda geliyorum bir şekilde. Başkanım, şimdi siz tam sayıyı söylediniz ama aslında bu her lisansı olan sporcu buraya gelemedi. Şehirlerinde, bölgelerinde seçilen sporcular. Doğru evet, muyum? Yani evet. Aslına bakarsanız açılmış olsa, her gelen katılabilecek olsa çok çok daha büyük sayılara ulaşabilecek bir camiadan bahsediyoruz. Yani, izlerken izleyiciler ya Bülent niye bu kadar şaşırıyor diyebilirler ama görüntüleri zaten vereceğiz ilaveten. Muhteşem bir kalabalık var burada. Yani bir otele sığmayıp birçok otelden aileler geliyor, gidiyorlar. Aralardan taşıma var. Hiç satrançla alakası olmadığını bildiğim arkadaşlarımla karşılaşıyorum buradan. Biri İstanbul'dan gelmiş. Gençler, bir eski kulüp doktoru mesaj atıyor. Benim oğlum da orada Bülent diyor. Şey yapıyor. İnanılmaz bir uzak kaldığımız ama büyük bir organizasyon var. Şimdi ama bu organizasyonu yakın zamanda siz bir daha yaptıydınız ya, hatırlıyorum. Yanlış mıyım başkanım? Evet doğru. Yanlış değil kesinlikle. Şimdi ben öncelikle bu organizasyon, evet buradaki bir tane sporcu var. Ama bakıldığında bu sporcular buraya aylar öncesinden başlayan il ilçe yarışmalarıyla geldiler. Buradaki bir sporcu oynuyor ama aslında 15.000'in üzerinde sporcu yarıştı bu turnuvalara gelebilmek için. Onun dışında her yıl sömestrde yapmaya alıştığımız, hepimizin de artık takviminde yer alan bu tarih, pandemiden dolayı 2021 yılında hemen ilk fırsat bulduğumuz an olan Ağustos sonu, Eylül başı gibi, yani 27 Ağustos, 3 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Yani biz bu kadar büyük bir organizasyonu hem katılımcılar olarak hem yöneticiler olarak, organizatörler olarak söylüyorum. Bu kadar büyük bir organizasyonu aslında 6 ay içerisinde 2 kere yapıyoruz. Yani bunun maddi boyutu, manevi boyutu, koordinasyon boyutu, her boyutu var bakıldığında. Konya harikaydı, oradaki organizasyon. Burada da zaten yarısına gelmek üzereyiz. Burası da çok güzel gidiyor. Biz Bülent Bey, müthiş hassasiyeti yüksek çalışıyoruz. Çok iyi ekiplerimiz var. Federasyonun zaten başarısı biraz da buradan geliyor. Hep ben her konuşmamda söylüyorum. İl, ilçe temsilcilerimiz, kurumlarımız, yönetimimiz, aslında çok güzel bir ahenkle çalıştığımız için
biz bu büyük organizasyonlara her türlü riske rağmen bu sorumluluğu alabilecek şekilde kendimizi hissediyorum. İnanın bütün kafileler henüz daha yola çıkmadan önce Ağrı'da olsun, İstanbul'da olsun, Antalya'da olsun hiç fark etmeksizin koordinasyon ekibimiz bunları adım adım izlediler. Pazar günü ilk tur, yani cumartesi gün kafilenin %80'i yoldaydı. Ve cumartesi günde kış şartları çok ağırdı ülkenin her tarafında. İşte diyelim ki kardan yol kapandı, karayolları hemen aranıyor. Oradaki ekiplere haber veriliyor ve deniyor ki 45 dakikalık bir bekleme süreniz olacak. Ya da 2 saatlik bir bekleme süreniz olacak. Ya da deniyor ki geliş yolunuzu buraya değil, daha henüz işte elinizden yeni çıkmışsınız, şu güzergaha çevirin. Sizin normal alışık olduğunuz güzergah kapanacak ya da kar yağışına dolayı, evet. Yani. Ama şu güzergahtan, sahilden gelirseniz ya da işte efendim Konya üzerinden gelirseniz burası rahat, biz sizi bekliyoruz. Yani tıkır tıkır her şey bütün kurallarına, bütün usulüne uygun bir şekilde başladı. Ve herkes ilk tur başladığında buradaydı. Tabii bu dönemde özellikle hala pandeminin etkisi devam ediyor. Hala Covid ile ilgili sıkıntılarımız var doğal olarak. Bu konuyla ilgili de sağlık konusunda en üst seviyede önlemlerimizi aldık. Her an her dakika takip ediyoruz. Sporcusundan velisine kadar. İşte diyorum ya, bu çok ciddi bir sorumluluk. Bu heyecanı hissetmesin. Bu dönemde bu organizasyonu yapmayız. Bu Türkiye yaş grupları satan şampiyonasını yapmayız. Ne olur sadece yapma da olur. Yaptığımız için hep bir öz eleştiri yapıyoruz. Eksiklerimizi buluyoruz ve tamamlamaya çalışıyoruz. Her gün gece saat 1'lere 2'lere kadar değişik birimler olarak toplantılar halindeyiz. Biz görüşemedik başkanım. Aynen, görüşemedik. Ve her günde sabah 8'de tekrar bir başlangıç toplantısını yapıp ekipler olarak dağılıyoruz. Burada hiç fark gözetmiyoruz. Yani koordinasyon ekibimizdeki bir arkadaşımız, federasyonda çalışan profesyonel bir arkadaşımız, yönetim kuruyemiz ya da federasyon başkanı hiç fark etmiyor. Dün biz örneğin hep beraber bir salonun sandalyelerini, daha doğrusu oturma düzeninin biraz daha yoğunluğun azaltılmasıyla ilgili gece sandalyeleri bir başka yere taşıdık. Bakın taşıttık demiyorum, taşıdık. Zevkle yaptık bu işi. Bu çok önemli bir iş, çok yüce bir iş. Onun için buradayız zaten. Şu 7-8 yaşındaki çocuklarımız, o yüzlerindeki heyecan, o gözlerindeki ışıltı, ya her şeye değer Bülent Bey ya. Yoruluyorsak yorulacağız yani. Ya orada mı başkanım, dün ben 2 gündür daha doğrusu çıkan aileleri, çocukları takip etmeye çalışıyorum o ruh halini. Evet, evet. Bazıları yenilmiş ama çok mutlu çıkıyor. Evet. Bazısı yenilmiş ama tamamen sessizlikle çıkıyor. Bir aileler sanki şartlanmış gibi. Kazandın mı ya da kaybettin mi diye çocuğuna kesinlikle sormuyor. Evet. Çocuk söylerse kazandım ya da kaybettim diye şey yapıyor. Bazısı çok ağlıyor çıkınca. Çıkınca nasıl yenildim, evet, diye. Evet, evet. Ama ben yenimle dahi PlayStation oynarken yenmeyi severim. Yenilmeyi de bilmek lazım çünkü. Hayat kesinlikle her zaman kazanarak geçmiyor. Aynen. Bir taraftan bu yaşlarda yenilmeyi de öğreniyorlar. Kazanmanın mutluluğunu da öğreniyorlar. Evet, aynen. Çok güzel bir ruh hali var. Yani 8 yaşında kaç tane sporda burada olabilirsin? Jimnastikte olabilirsin. Belki atletizmde olursun ama diğer branşlar için belli bir yaşları yükselmesi gerekiyor. Evet. Şu yaşta bunları tadabiliyor bu çocuklar. Bu çok keyifli geldi bana. Çok, çok haklısınız. Elbette kazanmak için çok güzel bir duygu. Her hangi yaşta olursanız olun, ama kaybetmek ve kaybetmenin verdiği o ağırlığı, o yoğunluğu taşıyabilmek de çok önemli. Bülent Bey, ilk gün bir basından bir arkadaşımız geldi. Şöyle bir şey söyledi, gözlemini. Çocuğumuzun birisi çıkmış, böyle kollarını açmış babasına, babacığım diye sarılmış. Baba kazandın mı demiş, hayır kaybettim ama çok güzel oynadım demiş. Basındaki arkadaş şey dedi, ya inanamadım dedi ya. Yani çok güzel oynadığı için sonuç ne olursa olsun çok mutlu olan. 7 ya da 8 yaşındaydı diyor. Sen yaşına bakmadım çünkü aşağıdaki salondaydı diyor. Çok mutlu, baba elinden tuttu.
gayet mutlu mesut bir şekilde hoplaya hoplaya gitti falan çocuk diyor. Bu çok önemli. Bir de çocukların müthiş bir özgüveni var. Ben yine ilk gün arkadaşlara, basından gelen arkadaşlara, konuyu siz tabii biliyorsunuz ama anlatmaya çalışıyorum, şu kadar yaş grubu var, bu kadar sporcu var falan diye. Çocuklarımızdan birisi geldi, masasını sordu bana. Ben de seninle bir tanışalım mı dedim. Aa, biz sizle tanışıyoruz ya dedi. Instagram'dan arkadaşız. Yani bana, ben de biraz mahcup oldum yani. Nereden beni tanımıyorsun der gibi falan. Ya özgüvene bakar mısınız? Nasıl güzel yani, karşısında büyük bir insan var. Tanıyor. Instagram'dan arkadaşmışız. Niye tanımıyorsunuz beni, bizler Instagram'dan arkadaşız ya diyor. Ama işte bir federasyon başkanı aslına bakarsanız bir branşın en üst seviyesidir. Ulaşabilmek olmakta bir federasyon başkanına bu kadar. Ya biz arkadaşız seninle, özgüvenini yaşayabilmek bile çok güzel. Çünkü başkanlar normalde ulaşılmaz. Yani ben spor yaparken de federasyon başkanı yeri ayrıdır, ulaşılmaz diyorum. Bu çok güzel sizin açınızdan başkanım. Ya ben bundan mutlu oluyorum. Burada olmaktan mutlu oluyorsam, hangi alanda daha kendimi iyi hissettiğim, daha mutlu olduğum, daha faydalı olduğumu da zaman içerisinde farkında olarak ya da olmayarak zaten gördüm. Ben o çocukların yanında olmaktan çok mutlu oluyorum. Farkındaysanız özellikle küçük yaş grubunda biraz daha hareket, biraz daha müzik. İşte son dakika, saniyeye gelirken 10, 9, 8 diye geriden sayılıyor. Ben de onlarla sayıyorum. Çok evet, mutlu oluyorum. Çocuklar da eşlik ediyorlar. Çok özellikle güzel. 7-8 yaş kategorilerinde onu çok güzel gösterdiler. Bu o kadar değildi ama orada çok iyi. Evet. Başkanım şimdi. Evet, buyurun. Devletimiz bütün branşları elinden gelen desteği sağlıyor biliyoruz. Siz kendi başınıza sponsor katkılarını çok sağlamış bir federasyonsunuz. İş Bankası gibi Türkiye'nin en büyük bankasının sponsorluğunu arkanıza aldınız. Ama şimdi öyle böyle de baktığımız zaman 4000 kişilik, 5000 kişilik bir organizasyon dediğimiz zaman bunun bir ciddi maliyeti var. Hı hı. Bunun federasyon maliyeti var, bir de ailelere maliyeti var. Evet. Şimdi bu röportajı izledi ve çocuğum satranca meraklı. Bu turnuvaya gelmek için aileler ne kadar bir masraf yaptılar? Şimdi bir haftadan bahsediyoruz. Bir hafta evet. Çocukları her gün burada. Bir taraftan hı hı. dinleniyor, bir taraftan yarışıyor. Evet. Ağır gelmiyor mu ailelere veya devlet size ağır gelmiyor mu? Nasıl karşılanıyor size? Ya şöyle, ailelere de ağır geliyor, doğru. Bize de ağır geliyor. Ama eğer biz bu sporu yapıyorsak, gerek veli olarak, gerekse federasyon olarak, bu ağırlığı da bir şekilde kaldırıyoruz. Ben biraz önceki 6 ay içerisinde iki organizasyon yaptık yaş grupları olarak, maddi ve manevi derken işin maddi boyutunu da söyledim. Doğru, aileler bir yıl içerisinde, yani her yıl yapılan bu masrafı 6 ay içerisinde aslında iki kere yapmış oldular. Evet. Ağır geliyor ama çocukların mutluluğu, burada kazandıkları her şeyden daha önemli diye görüyorlar. Bize ağır geliyor ama bu büyük camiayı bir arada tutabildiğimiz, bir arada görebildiğimiz en önemli faaliyetlerden biri ise bunu yapmamız lazım diyoruz. Üç tür engeli var bu işin elbette. İşte pandemisi var, ulaşımı var, hava şartları var. Ama satranç sporcuları çok iyi bilir ki aslında her zorluğun üstesinden gelebilmeyi öğretir buradaki hamleler. Biz de her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Maliyet olarak bir rakam vermem burada çok doğru olmaz ama sadece Türkiye Şampiyonası'na gelmek olarak da değerlendirmemek lazım olayı. Bir il yarışmasına katıldığınızda, ilçe yarışmasına katıldığınızda bunun çok bir maliyeti yok. Zaten evet. Federasyon'un yaptığı o organizasyonlar katılım ücreti vesaire istenmeyen organizasyonlar. Fakat buraya geliyorsanız elbette bir maliyet var. Kışın olduğu için ister istemez biz biraz daha işte hava koşulları uygun olabilecek sahildeki illerin ve işte böylesine büyük kongre merkezleri olan fiziksel koşulları yeterli otelleri seçmeye çalışıyorum. Aksi halde şu mevsimde dışarıda herhangi bir spor salonunda yapabilmek mümkün değil. Ama fırsat oldu, yaptık mı? Evet, Selçuklu Kongre Merkezi'nde evet, yaptık. Evet. İsteyen istediği yurtlarda kaldılar. Evet, yurtlarda kaldılar. Aile büyükleri Konya'da olanlar da orada kaldılar. Birkaç aile ev tuttu, orada kaldılar. 5-4-3-3-3 otelde de kaldılar. Burası biraz daha mevsimden dolayı isteyen istediği yerde kalıyor. Burada bir engel yok. Federasyon bir otel ayarlıyor kongre merkezinden dolayı.
ama isteyen istediği yerde kalıyor. Evet, bir maddi boyutu var mı? Var. Ama çocuklarımız için feda olsun diyor veliler. Bizler de onlara çok teşekkür ediyoruz. Valla biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir şölen, spor şöleni yaşattılar. Evet, sağ olun. Peki, ödülü var mı bu işin? Yani buradan milli takıma spor seçiliyor anladığım kadarıyla. Evet, doğruyum evet, değil mi? Evet, yani aynen. Artık yavaş yavaş. Ama aynen. Nasıl aşamalar nasıl gidiyor? Şimdi her masada değişik değişik müsabakalar yapıyor. Hı-hı. Ve yenilse de yense de ertesi gün devam ediyor. Bir puanlama sistemi üzerinden gidiyor başkanım. Burada bazı kategoriler 9 tur, bazı kategoriler 11 tur üzerinden oynanıyor. Cumartesi gün final turlarıyla yani son turlarla bitecek bütün turnuva. Ödül var mı dediğinizde tabii ki biz özellikle küçük yaş çocuklarının katıldığı hiçbir organizasyona maddi ödüllerin olmamasından yanayız. Öyle bir tercih ya da prensip kararımız var. Buradaki ödül zaten bütün maddi ödüllerden daha büyük. Milli takım havuzuna giriyor. Her yaş kategorisini çok önceden ilk yönerge ilan ettiğinde belirtilen sayı kadar cumartesi son turda oynandığında o sıralamaya göre bazı kategorilerde 10, bazı kategorilerde 8, bazı kategorilerde 12 olmak üzere milli takım havuzuna sporcular seçiliyor. Bunlar hemen sonra, seçim bittikten sonra altyapı milli takım antrenörlerimiz çok güzel bir bölüşüm yapıyorlar. Daha önceki yıllarda yüz yüze olarak herhangi bir ilde ya da herhangi bir yerleşkede kamplarımızı yapmıştık. Geçtiğimiz yıl online olarak yaptık kamplarımızı. Ama bu gösteriyor ki artık aşılanma oranları vesaire, Covid'in seyrinin de hafiflemesiyle beraber yüz yüze kampımızı yapacağız. İlk sıralarda yer alan 1-2-3 örneğin bunlar ülkemizi ve federasyonumuzu temsilen yaş gruplarında ya da okullarda ülkemizi ve federasyonumuzu temsil edecekler. Buraya gelmenin ya da burada milli takım havuzuna girmenin bir başka güzel tarafı da 2022 yılında Ekim sonu Kasım gibi planladığımız şu an Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nı yine ülkemizde belki de Antalya'da yapacağız. Oraya da katılma hakkı elde edecekler ve böylece milli sporculukları temsil makamında da son derece önemli bir noktada olacak. Yani bir taraftan da şu yaşta belki 8 yaşında Türkiye şampiyonu unvanını alacak. Evet. Bu, muhteşem bir onur. Ya okula gittiği zaman dahi semestirden sonra ayrı bir havası olacak. Biraz satranç dediğiniz zaman insanların aklına direkt gelen zekilik gelir. Yani Türkiye şampiyonası, şampiyonu oldum dediği anda bu çocuk nasıl bir zeki çocuk diye adlandırılmaya başlayacak. Evet. Doğru düşünüyor muyum? Halkalar gerçekten bizim gördüğümüz gibi satranç sporcusu gerçekten çok zeki sporcular, çok zeki insanlar mı yoksa çok disiplinli, iyi çalışmış insanlar mı? Aslında satranç sporcuları bu söylediğiniz bütün özellikleri bünyesinde barındıran sporcular. Evet, çok zekiler çünkü zekalarını iyi kullanmayı öğreniyorlar bu satranç tahtasının başında. Disiplinliler, zaten disiplin olmadan bu masada belki 3-4 saat ya da birkaç saat oturmak mümkün değil. Planlı programlılar buraya gelmeden önce ve hala turnuva sırasında hala antrenörleriyle çalışıyorlar. Bir sonraki günün açılışını yapıyorlar. Kendi oynadıkları maç kazansın ya da kaybetsin bunun analizini yapıyorlar. Planlı programlılar. Zamanı çok iyi kullanıyorlar. Satranç saatiyle oynuyorlar biliyorsunuz. O nedenle şöyle bir baktığınızda söylediğiniz bütün özellikler var. Fazlası da var. Eksiği yok öyle diyebilirim ama şu konuda da haklısınız. Yani satranç oynuyorum dediklerinde çocuklar eminim ki kendi akranları ya da büyükleri bu çocuk çok zeki gözüyle bakıyorlar. Böyle de bir sorumluluk alıyorlar aslında bu çocuklarımız ama bu sorumluluğun üstesinden fazlasıyla geliyorlar yalnız. Çok zekiler. Yani ben çocuklara soruyorum işte madalya, kupa ya da nerelerde oynadın veya gelip bize soruyorlar ya da siz masaların arasında dolaşırken benim 3 tane madalyam var sizin var mı diyorlar mesela. Şimdi yok diyoruz yani biz de böyle. O nedenle müthiş özgüvenleri yüksek bir çocukların. Bu her şeye değmez mi aslında biraz evet. İyi baktığınızda? Yeni nesilde olmayan bir şey daha var. Sabırlılar. Çok.
Yani şimdi bu oyun dediğinde sabır gerekiyor. Rakibin hamlesini tartman gerekiyor. Sabırla yapacağın hamleyi beklemek gerekiyor. Ama yeni nesilde maalesef o sabır yok. Hatta bizim jenerasyondan beri sabır denen bir şey. Evet. Her şey aynı anda olsun isteyen bir şey var. Birçok şeyi öğreten bir spor. Aynen. Ama bir taraftan da bakıldığı zaman ya bedensel bir spor değil, satranç diye spor diyen de var. Buna siz bir federasyon başkanı olarak ne cevap veriyorsunuz? Evet, şimdi bakın siz sporcu kimliği olan da birisiniz aynı zamanda. Sporda ne var? Yarışma var. Evet. Sporda ne var? Spor var. Sporda bakın yarışma var, spor var, hakemi var. İçeride yüzün üzerinde hakem var. Yani ve bunun sonucunda da bir yere gidebilme ya da gidememe var. Yani bir seçilme var. Aslında spor dediğimiz de bu değil midir? Evet. Yani spor kas illa futbol mudur? Değildir yani illa. Evet, spor illa futbol mudur? Ya da spor illa fiziksel olarak yaptığınız bir branş mıdır? Değil. Aslında baktığımızda bu da son derece önemli bir spor. Özellikle ben küçük çocuklar ya da daha hassas anne babalar için düşündüğümde çocuğunuzun bu aslında Gençlik Spor Bakanlığımızın zaman zaman dile gündeme getirdiği bir konu. Bence önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme gelmeli. Bir çocuk bir okuldan mezun olurken en az bir spor branşında lisansı da olarak mezun olmalı. Milliyetin Bakanlığı'nda evet. Bence önemli bir prensibidir diye düşünüyorum bu. Ama bazen böyle küçük çocuklarımızın herhangi bir fiziksel spor yapması konusunda hassasiyet gösteririz. Ya düşersin, kafanı çarparsın da işte ayağın yaralanır da kolun bilmem şöyle olur da bunda öyle bir şey de yok yani. Oturuyorsunuz, oynuyorsunuz gayet güzel, kafa yoruyorsunuz. Müthiş bir kere centilmensiniz bu sporda. Saygıyı, özgüveni, her şeyi öğreniyorsunuz. Ve herhangi bir risk almadan da o sporu icra ediyorsun. Bu da son derece güzel bence. Aileler de öğrenmişler. Sabırla burada çocukların çıkmasını bekliyorlar. Evet, aileler daha heyecanlı çocuklardan. Evet. Ama çok onlar da çok hassaslar. Yani çok. İçeride gözükmeyeyim, konsantrasyonunu kaybettirmeyeyim, heyecan yapmasın. Aynen. Ve gerçekten çıkınca sonuç sormama konusunda aileler sanki hepsi bir arada anlaşmışlar gibi. Hiç kimse çıkar çıkmaz çocuğuna ne oldu diye sormuyor. Çocuğun söylemesini bekliyor. Evet. Bülent Bey aslında yani ben hep federasyon başkanlığı ya da daha önceki dönemde de bu organizasyonun buradaki turnuvanın yani yaş gruplarının önemli olduğunu vurguluyorum. Nedeni de aslında biz burada hepimiz sporcusundan velisine, federasyon yönetimine kadar hepimizin aslında burası eğitim alanı. Şimdi gittikçe de satrançla ilgilenen ailelerin bakış açısı da değişiyor. O eski hırslar yok. Yani benim çocuğum oynadığında 2000 yılında satranç oynamaya başladığında daha hırslıydık herhalde ya da daha sonuç odaklıydık diye düşünüyorum. Ama şu an öyle değil. Yani satrançtan çocuğunuzun ne kazandığını aslında veliler hesap ediyor. Çünkü satrançta kaybetmek yok. Belki o maçı kaybedersin ama 3 saat masada oturmayı öğrenirsin. Karşınızdakini kaybettiğiniz bir maçtan dolayı sorumlu tutmamayı öğrenirsiniz. Sorumluluğun evet. Kendinizde olduğunu öğrenirsiniz. Aslında hiç kaybeden yok. Veliler de bunu biliyor. Son yıllarda bizim belki söylemlerimiz, belki satrancın bu kadar algısının yükselmesi, sağ olsunlar Cumhurbaşkanımızdan Gençlik Spor Bakanımıza kadar satrancı bu kadar çok gündeme taşımaları ve herkesin de destek vermesi ki ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası başta olmak üzere aslında bu şu an söylediğimiz sonuç odaklı olmamayı da biz bir şekilde öğrenmiş olduk. Veliler artık dediğiniz gibi sormuyorlar. Çocuğum bitti. Bakın 7-8 yaş grubunda 400 civarında sporcu var aşağıda. Herhalde bir 2-3 saat içerisinde en fazla 4-5 tane çocuk ağlıyordur. En fazla ki ben hiç şahit olmadım. 3. gündeyiz. Hani ben tamamen yanlış olmasın diye de böyle bir opsiyon bıraktım 4-5 çocuk belki ağlıyordur diye. Onun dışında veliler illa ben orada olacağım demiyorlar. Evet. Çünkü bize güveniyorlar. Yani 7 yaşındaki çocuğunu bir başkasının eline verip teslim etmek ve 2-3 saat sonra çıkacağını bilerek kapıda beklemek. Ya ben de bir anneyim. Yani çok aslında ya güveniyor olmalı.
Ama biliyorlar ki içeride sağlıkla ilgili her türlü kişi var. Hemşiresinden efendim doktoruna kadar. Biliyorlar ki o yorduk yardımcı olan ablalarımız, abilerimiz çocukların lavabo ihtiyacından maskelerini indirdiklerinde tekrar takacak kadar ilgili ve sevgi dolular. Biliyorlar ki oradaki hakem arkadaşlarımız bir anne bir baba şefkatiyle yaklaşıyorlar. Bizler orada olduğumuzda zaten çok seviyoruz. Yani bütün bunlara bakıldığında veliler de artık bu işin sadece sonuç odaklı değil, başka faydalarının olduğunun da farkına vardılar diye düşünüyorum. Çocukların hakkının yenmeyeceklerini düşünüyorlar başkanım. Çünkü oradaki hakemler, yani benim çocuğuma bir haksızlık yapılırsa gerekli müdahaleyi yaparlar rahatlığında. Şu anda içeride ne kadar çocuk var, dışarıdaki aile sayısı belki de 10'da biri, 20'de biri kadar. Aynen. Gelmiyor. İlk gün bir yoğunluk vardı ama evet, gelmiyorlar. Gün, evet. Çocukları kendi başlarına halledebiliyor. O rahatlık hı-hı, gerçekten çok çok önemli. Bu turnuvayı öyle öyle bitireceğiz. Evet. Yani burada tabii Bülent Bey, yani içerideki ekibe güven var mı? Elbette var. Bir de şu da var. Aslında buradaki çocuklar, yani yaşları ne olursa olsun öyle haklarını yedirmezler yani. Evet. Çok saygılılardır, çok centilmenlerdir ama bir dakika ne oluyor derler yani. Zaten satrancın temelinde yok mu? Yani düşünmek, strateji geliştirmek, her gördüğüne hemen evet dememek, evet, bir sürü ihtimalleri düşünerek o hamleyi yapmak, sormak, sorgulamak çok sorgulayıcı çocuklar bunlar. Böyle o kadar da kolay çocuklar değil. Ama hepsi o sınırlarını çok iyi bilirler. Siz de ekibinize çok güveniyorsunuz gibi başkanım. Çünkü bu kadar dev bir organizasyon güçlü bir ekip olmadan yapılmaz. Kesinlikle. Yönetim kurulu üyelerinizin bu kısmını evet, görme şansım oldu. Tanışmadım bir kısmı ama evet, görme şansım oldu. Ama gerçekten çok iyi organize olmuş bir ekip var. Yıllardır zaten herhalde aynı kişilerle, aynı ekiple beraber organize ediyorsunuz ki rahatlıktasınız başkanım sizden. Ya evet, tabii ekipte değişiklikler oluyor ama bir temel ekibimiz var her alanda, yönetimimizden kurullarımıza kadar ya da koordinasyon ekibimize, personelimize kadar. Bu işler federasyon başkanı ya da bir herhangi bir kişinin tek başına yapabileceği kesinlikle işler değil, değil elbette. Bu bir ekip işi. Bazen yönetimlerde şu sıkıntılar olabilir. Başkan her şeye koşmak durumundadır. Diğerleri isterse gelir, isterse gelmez. Doğru. İsterse geliyorlar, isterse gelmiyorlar. Ama herkes istiyor ve burada. Şu an yönetim kurulu üyelerimizin yarısından çoğu burada. Kış demediler, kar demediler, sağ olsunlar. Hepsi buradalar. Ve hepsi bir işin ucundan tutuyorlar. Yani ya bana bir görev verirsin yapayım değil. Zaten tıkır tıkır hangi görevlerin olduğu belli. Herkes ne iş yapacaksa yapıyor. Çok güzel bir iş bölümüm var. Hakemlerimizden sorumlu yönetim kurulumuz ayrı. Teknik konulardan sorumlu yönetim kurulumuz ayrı. Organizasyondan sorumlu arkadaşlarımız ayrı. Hepsinin ayrı bir alanı var. Ayrı bir sorumluluk yerleri var. Ama hepsi asgari müşterekli tek çatı altında. Hangi iş olursa da olsun yaparlar. Burada personel ve yönetim kurulu üyesi ya da federasyon başkanı farkı yok. Yani hepimiz aynı masanın etrafında aynı işi yapıyoruz. Ekip çok güzel, çok kuvvetli. Benim en büyük şansım bu olduğunu düşünüyorum ki 3. dönemdir devam etmeyi göze aldım. Başkanım ama şimdi normalde federasyon başkanlığını az buçuk ben de tanıyorum. Birçok organizasyonu evet, takip ettim. Bir açılış gününde protokol gelecektir. Başkanı görürüz. Bir de sonunda madalyalar takılacaktır. Başkanı görürüz. Bugün turnuvanın 3. günü. Sabahleyin geldiğimizde buradaydınız. Öğlenleyin geldik, buradasınız. Evet. Yani bir taraftan da sürekli organizasyonun her noktasında olan bir başkanısınız. Keyif almasanız yapamazsınız. Kesinlikle. Keyif almadan yapılmaz. Yani bu güzelliği görmeniz lazım bunu yapabilmeniz için. Evet, açılışlar önemlidir. Törenler önemlidir. Benim en az ilgi duyduğum yerler de oralardır. Oralara biraz mecburiyetten çıkarım ben böyle hani konuşma yapmaya ya da ödül törenlerine. Ben esas burada olmaktan çok mutlu oluyorum. Tabii ki yıllardan beri önemli bir organizasyondan en az bir gün önce orada olmayı nedense böyle kendime böyle prensip edindim. Rahat edemiyorum öbür türlü. Ama bu yıl hem pandemiden dolayı hem hava koşullarından dolayı 2 gün öncesinde buradaydım ki yani cumartesi kahveler geldi. Ben perşembe sabah uçağıyla geldim, buradaydım. Rahat edemiyorum. Çok yorulduğumuz, çok çalıştığımız için değil ama
Yani yarının planlamasını yapmaktan, yarının heyecanını hissetmekten, burada bulunduğum zaman içerisinde hemen hemen gece doğru dürüst uyuyorum desem olmuyor. Yani yanlış olur. Ne zaman böyle oh diyorum, herkes evine yerleşiyor ki kabilelerimiz herkes evine gidene kadar da takip ediyor. Belli gruplarımızdan, iletişim kanallarımızdan o bilgileri alıyoruz. Diyorlar ki en doğudaki ilimiz işte Hakkari, Ağrı her neyse son ekip de buraya gitti. Şu an evlerindeler dediğinizde ben o gece rahat uyuyabiliyorum. Bir türlü yok. Şimdi küçüklerle yıldızlar burada. Evet. Gençler, elitler, masterlar, onlarınkiler de zaman oluyor şampiyonları başka. Evet, şimdi küçükler ve yıldızları yılın ilk büyük organizasyonu olarak yaptık. Hemen arkasından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içine alan haftada Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin şirketinin sponsorluğunda Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası yapacak. Arkadaşlarımız burada çalışırken de bir yandan da nerede yapacağımızla ilgili bir saha çalışması yapıyoruz. Hemen arkasından neyi yapacağız? Emektarlar Şampiyonası'nı yapamadık. Her yıl burada yapıyorduk. Biz kışın arkadaşlarımız, emektar sporcularımızı buraya yormayalım diye. Master demiyorsunuz, emektar mı diyorsunuz? Master dediniz, emektarlar. Veteranlar deniyor belki de bir adıyla. Emektarları yapacağız. Daha sonra Mart'ın son haftası Türkiye Kupası dediğimiz, Türkiye'nin 81 ilinden katılan, yaş grubu olmaksızın ama daha çok yetişkin sporcuların katıldığı Türkiye Kupası'nı yapacağız. Mart'ta, Mart'ın sonuna doğru yapacağız. Nisan ayında biraz daha eğitimler, çalıştaylar gibi belki ağırlık vereceğiz. Mayıs'tan itibaren de Türkiye Gençleri yapacağız. 19 Mayıs için alan haftada. Daha sonra ligleri yapacağız. Kulüpler Şampiyonası ve Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'ne kadar. Daha sonra yıl bitiyor o ara. Uluslararası turnuvalara gidiyoruz, temsil ediliyoruz. Buradaki turnuvamızı, Avrupa yaş gruplarını yapıyoruz. Daha sonra Gürüş Holding'in sponsorluğunda yaptığımız Türkiye Şampiyonası'yla yılı tamamlıyoruz. Sonra diğer yıla başlıyoruz. Başkanım, sizi anlatırken ben yoruldum. Tempo çok, gerçekten ya, çok yoğun bir tempo var. Çok ama yoğun. Bir taraftan da tarihleri de özel seçiyorsunuz. İşte 19 Mayıs'a gençlere. Ona önem veriyoruz. Kadınlar evet, evet. Ki ona göre. Ama evet. Ama kolaylıklar sunuyorum başkanım. Gerçekten zor. Ya bunlar önemli diyoruz. Mesela işte 29 Ekim'de 30 Ağustos'ta mutlaka önemli bir organizasyon ve mümkünse yani yaş grubu çocuklarımızın yani 20 yaş altı çocuklarımızın katıldığı organizasyonları yapmaya çalışıyoruz. Mesela 30 Ağustos'u Konya'da herkes çok mutlu oldu. Orada 3.000-4.000 kişiydi. 29 Ekim'i umuyoruz ki bir başka organizasyonda kutlayacağız. Bakarsınız Avrupa yaş gruplarının açılışına da kapanışına denk getiririz. Bu önemli günler ülkenin değişik illerine gidebilmek, bu çocukların aynı zamanda satrancın dışında da kazanımları olarak görüyoruz. Ve değişik yerlerde, değişik illerde önemli gün ve haftaları da yaşayarak yapmaya çalışıyoruz programları. Valla kolaylıklar diliyorum başkanım. Biz takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah çok güzel bir satranç. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu videoyu izledi. Çocuğu küçükler ve yıldızlar kategorisinde. Ya ben de dedi çocuğumu başlatayım. Bir böyle, en yakın gelecek sene bu tarihlerde yine gelebilecek ama bir bölgesel şampiyonalar var galiba. Oralarda nasıl başlar? Veya elbette. Nasıl bir eğitim alacak? Elbette. Şimdi ben çocuğumu eğer çocuk satranca başlamışsa zaten ne zaman, nerede, hangi turnuvalar yapılacağını velilerimiz, antrenörlerimiz ya da eğitim kurulu temsilcilerimiz bilirler. Velilerimizi ve sporcularımızı ona göre yönlendirirler. Ama evet, bu röportaj izlendi ya da basında çıkan, medyada çıkan bu haberler izlendi. Ya da izlenmedi, satranca başlatalım dendi. Biz 81 ilde ve 500 aşkın ilçede örgütlü bir federasyon. Hemen hemen birçok ilçemizde ve birçok ilimizde eğitim kulüplerimiz var. Sayıları ciddi rakamlara ulaşan bazı yerlerde eğitim kulüplerimiz var. Peki nasıl başlatabilirim dediğinde. Birincisi şu, eğer okulda bir devlet okuluna ya da özel okula gidiyorsa hemen okul yönetimiyle konuşabilir. Ben çocuğumu nasıl okulu satranca başlatabilirim diye. 30 bin okulda satranç sınıflarımız var, İş Bankası satranç sınıfı. Yakında 30 bininci sınıfı açacağız zaten. Diyelim ki okulda değil, okulda böyle bir imkan bulamadı ya da tercih etmedi. Hemen bizim
il temsilciliğimizi, ilçe temsilciliğimizi arayacak. Diyecek ki bana benim evime en yakın eğitim kurumunun adresini verir misiniz? Hemen onlarla iletişime geçecek. Son derece yaygın ve çok artık kaliteli eğitim kulüplerimiz var. Çok iyi sporculuktan antrenörlüğe geçen ya da ünlü olup satranç kulübü yöneticiliği yapan çok sayıda da eğitim kulübümüz var. Bir şekilde satranca başlayacaklar. Bütün bunların ötesinde diyelim ki pandemi koşulları var, ben bir yere götürmek istemiyorum çocuğum ama satranca da başlasın istiyorum. Hemen Türkiye Satranç Federasyonu'nun web sayfasından eğitim videoları kısmına girecek. Satrancın ilk taşlarının adlarından ve hareketlerinden belli bir noktaya, orta seviyede oynanana kadar da eğitim videolarını takip ederek de satrancı öğrenebilir. Ondan sonra da lisansını çıkaracak. Ondan sonra da lisansını çıkarabilir. Lisans çıkarmayla ilgili de hiçbir sorun yok. Yine Türkiye Satranç Federasyonu web sayfasından lisans nasıl çıkarılır diye de bir bölümümüz var. Oradan da online olarak lisansını çıkarabilir. De, bir Satranç Federasyonu sanki rekora da gidiyor. Lisanslı sporcu evet. Sayısı bakımında. Bunu da almam lazım başkanım. Kaç milyon sporcumuz oldu? Evet, rekora gidiyoruz. Zaten rekor diyelim ama çok daha yüksek rakamları hedefliyoruz. 1 milyon 28 bin lisanslı sporcumuz var şu an. Tüm spor branşlarının 10 milyon civarında olduğunu biliyoruz zaten. Yani ülkemizdeki her 10 sporcudan biri satranç sporcusu. Ne mutlu. Hedef ne başkanım? Yani gelecek sene bu tarihlerde ben mikrofonu yine uzattım. 1 milyon 28 bin sayısı sizce kaça ulaşmış olur? Ya şöyle tabii gelecek yıl bu zamanlarda nedir onu bilemiyorum ama biz önümüzde düşünerek değil ama söylem dili olarak böyle bir 1,5 milyon lisanslı sporcuya ulaşmayı yeni yönetim olarak böyle bir hedefimize koyduk. En kısa zamanda da 1,5 milyon lisanslı sporcuya ulaşmak için bari gücümüzle çalışacağız. Bakanımız da bu durumdan bence çok mutludur. Çünkü lisanslı sporcu sayısı evet, bakanlığımız evet. Açısından çok önemli bir kriter haline geldi. Geleceğini duymuştuk. Gelemedi sanırım hava muhalefeti nedeniyle. Hava muhalefeti nedeniyle gelemedi. Gelecekti. Sayın Bakanımız sağ olsun bizi her anlamda hem destekliyor hem de işte böyle konularda hedef koymamızı isteyerek de motive ediyor. 1 milyon lisanslı sporcu hedefini Sayın Bakanımızın isteğiyle koymuştuk. 1 milyon ne zaman olacaksınız dedi. Bizim de ağzımızdan çıktı 2020 dedik. Gerçekten 2020 yılında 1 milyon lisanslı sporcuya ulaştık. Az kalmıştı hatta sayı olarak. Yani hani o 1 milyonu yakalamaya çok güzel bir lisans kampanyası yaptık. Ve hızlıca da o rakamı tamamladık. Sayın Bakanımız da lisanslı sporcu sayısının bu kadar yüksek olmasından, satranca bu kadar ilginin olmasından dolayı çok mutlular. Zaten satranç sporunu yakından takip ediyor. O satranç oynuyor. O nedenden dolayı Sayın Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Katapoğlu sağ olsunlar. Bakanım gelemeyerek çok şey kaçırdınız benden söylemesi. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Çok keyifli bir röportaj oldu. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok güzel zaman geçirdik biz sağ de. Olun. İnşallah sağ olun. Çok da güzel bir video olacak. İzleyenler de en azından heveslenecekler ve bilmediği birçok konuda bilgi sahibi olacaklar. Bizi misafir ettiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mutlu olduk. Çok memnun olduk. Sizlere her zaman ihtiyacımız var. Satranç sporunun algısı ne kadar çok yükselirse, tanınırlığı, bilinirliği ne kadar çok artarsa bizler için tabii ki son derece önemli. Siz de geldiğiniz için teşekkürler size de. Sağ olun. Çok özel görüntülerle devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Röportajlarımız tam gaz devam ediyor. Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'ndayız. Karşımızda federasyon yönetiminde Olcay Hanım var. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce başkanımla biz genel olarak çerçeveyi konuştuk. Evet. Ama burada çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Doğru. Pandemi dönemindeyiz. Doğru. Bu işin birçok tedbirinin olmuş olması lazım ki. Kesinlikle. 2000'e yakın çocuk, 4000'e yakın aileyle beraber bir kitle Antalya'ya kovunlar göçü gibi geldiler. Doğru, kesinlikle doğru. Neredeyse futbol organizasyonlarında taraftarlara dahi açılmaya durumdayız. Şampiyonlar, turnuvaların hepsi online'a geçti. Aslında online oynamaya da en müsait branşlardan bir tanesi satranç. Ama bu organizasyonu başarıyla sürdürebiliyor.
Bunda da en önemli mimarlardan bahsettik ki başkanım, Olcayar'ın. Olcayar'ın görüşmeyi ne gibi tedbirler alınıyor? Şimdi şöyle, biz pandeminin başından beri çok aktif, dinamik bir şekilde olaya nasıl en kazasız, belasız ve satrançta yakaladığımız ivmeyi en güzel bir şekilde nasıl devam ettiririz diye bir takım önlemler aldık. Federasyonumuzun bünyesinde bir sağlık kurulumuz var ve bu kurulumuzun içerisinde çok kıymetli akademisyenlerimiz var. Onların ve yine federasyonumuzun bünyesindeki teknik kurulun birlikte oluşturduğu bir COVID-19 rehber komisyonu kurduk. Bu rehber komisyonu gece geç saatlere kadar süren mesailer yaparak, kılı kırk yararak tabiri caizse, 3 tane rehber oluşturdu. Bunlardan bir tanesi yüz yüze turnuvalarda özellikle alınması gereken önlemler neler? Bir diğeri satranç eğitimi de bizim için son derece önemli. Eğitim merkezlerinde nasıl sürecek eğitimlerimiz, neler yapmalıyız, ne gibi önlemler alınmalı? Bunları içeren bir rehber. Yine üçüncü rehberimiz de bizim için olmazsa olmaz antrenörlerimiz ve hakemlerimizin eğitimlerinin de bu süreçte devam etmesi gerekiyordu. Onların nasıl ortamlarda eğitimlerine devam etmelerini gerektiren bilgileri içeren bir rehber, üç rehberimiz ışığında ve yine bu rehberlerimizi yaptığımız toplantılarda Sağlık Bakanlığı'nın sık sık yenilediği güncel bilgiler ışığında revize ettiği rehberleri de örnek alarak yine akademisyen hocalarımızın da katkılarıyla güncelleyerek sürekli bir çalışma halinde olduk. Biliyorsunuzdur, geçen sene semestirde yaş gruplarını pandemi nedeniyle yapamamıştık ama yaz döneminde yaptık. Bu yılda güzel bir organizasyon yapıp her zaman olduğu gibi semestirde bu büyük buluşmayı gerçekleştirmek istedik. Ama sözünü ettiğimiz bir pandeminin ortasındayız. Bunu en sağlıklı şekilde nasıl yapabiliriz? Bu bizim için çok önemliydi. Özellikle de son dönemdeki vaka sayılarının artışıyla birlikte yine akademisyen hocalarımızla, teknik kurulumuzla bu sorunlar, olabilecek sorunlar neler, nasıl önlemler alabiliriz bunları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Federasyonumuz zaten bu konuda son derece tecrübeli hem Türkiye'de hem Türkiye'deki uluslararası organizasyonlar anlamında çok manevra kabiliyeti çok yüksek, çok güzel organizasyonlara imza atan bir federasyon. Onların da desteğiyle uygun salonlar bularak, bu salonlardaki havalandırmadan, işte masa, sandalye düzeninden, içeride kullanılan işte hem hijyen malzemelerinden hem sporcularımızın ya da hakemlerimizin ihtiyaç duyabileceği maske vesaire gibi malzemelerden her şeyi eksiksiz bir şekilde temin edip, işte bilgilendirme stikerlerimizi yapıştırarak, bilgilerimize hem online hem yazılı olarak gerekli bilgileri, onanları alarak, sağlayarak bir hazırlık yaptık. Turnuvamızın bugün 3. günündeyiz. Hani çok şükür ki her şey yolunda gidiyor. Yine az önce de söz ettiğim gibi manevra kabiliyeti çok yüksek ve çok çalışkan bir ekibimiz var. Evet. Hemen her akşam geç saatlere kadar toplantı yapıyoruz ve düzeltilmesi gereken ya da eksik yedik bir şey varsa onlar hemen takviye ediliyor, düzeltiliyor. Alınacak bütün önlemler alınıyor. Bu şekilde bir organizasyonumuz var. Yine aynı şekilde burada bir sağlık ekibimiz de bulunuyor. Her turnuvamızda zaten bir sağlık ekibimiz var. Bu sene biraz daha güçlüyüz bu anlamda. 3 doktorumuz, 4 hemşiremiz ve 2 psikologumuz var. 2 farklı salonumuz var ve her iki salonumuzun önünde de bir revirimiz var. Bu revirlerde işte hem acil ihtiyaç durumunda gerekecek malzemelerimiz hem uygun ilaçlarımız mevcut. Sporcularımız, hakemlerimiz, görevlilerimiz, ihtiyaç olursa bilgilerimiz için yardımcı oluyoruz. Bu şekilde güzel, geniş bir kadroyla bu organizasyonu inşallah başarıyla tamamlayacağız. Olcay Hanım, temassız sporlarda bu kadar tedbir alınmıyor. Evet. Ama ne kadar tedbir alınırsa alınsın, aslında burada en önemli şey bilincin oluşmuş olması. Kesinlikle. Çocuklarımızın hepsi maskesi takılı. Kesinlikle. Havu bindirdikleri zaman müdahale eden hakemler var. Aynen. Veliler burada, veliler hepsi maskeli. Evet. Ya bu bilinci sağlamış olmak, evet, bir cami açısından aslına bakarsanız çok önemli bir şey. Bizim camiamız gerçekten çok özel bir camia. Yani çocuklarımız çok akıllı.
Yani bir şeyi bir kere söylüyoruz, hemen uyguluyorlar. Çocuklar biliyorsunuz çok daha bu pandemi sürecine zaten hızlı bir adaptasyon gösterdiler, bizlerden çok daha uyumlular bu konuda. Yine burada da aynı şekilde velilerimiz de işte sporcularımız da son derece bence kurallara uygun bir şekilde olabilecek maksimum önlemeleri hem kendileri alarak hem biz federasyon olarak alarak bir turnuvayı, şampiyonayı inşallah noktalayacağız. Valla çocuklar da sömestr tatilini daha verimli nasıl geçirebilirler evet, bilmiyorum. Evet. Muhteşem verimli. Kesinlikle. Dostluk, arkadaşlık kazanmayı kaybetmeyi bilir bir şekilde. Aynen. Ve sağlık tedbirleri içerisinde geçiriyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Kürşat hoş geldin. Hoş bulduk Bülent. Teşekkür hem ediyorum. Nispeten büyük yaş kategorisinde hem küçük kategoride çocukları turnuvaya katıldı. Evet. Ya heyecanını da görüyorum. Senin heyecanın da, eşin heyecanı da, çocukların heyecanı da gördüm. Ama ben senden dinlemek istiyorum. Nasıl bir organizasyon? Çocuğun nereden merak saldı bunu çocuklar? Açıkçası çocuklar küçük yaşta kendileri merak saldılar. Biz de her anne babamda çocuğumuzun merakını destekleyerek başladık. Fakat daha sonra bunun arkasında büyük bir federasyon, büyük bir organizasyonlar silsilesi ve zinciri olduğunu gördük. Madem çocuklarımız bu işe meraklı, biz de böyle bir merakı destekliyoruz. O zaman bunu bir spor disiplini içinde yapalım diye başladık. Bu da ablamızın katıldığı 3. Türkiye Şampiyonası. Küçük kızımın katıldığı da 2. Türkiye Şampiyonası. Böyle tecrübe kazanacaklar. Tabii bizim satranca merak saldığımız bu dönem aslına bakarsanız dünyanın çok büyük zorlukları yaşadığı bir dönem oldu. Pandemi süreci, pandeminin beraberinde getirdiği kısıtlamalar, bunun yarattığı ekonomik darlık, futbol gibi, basketbol gibi müsabakası gelir yaratmayan bu sporun turnuvalarının düzenlenmesinde büyük bir yük haline getirdi. Ama buradan federasyonun ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor ki bu ortama rağmen 2 senedir bu turnuvayı kazasız, belasız, herhangi bir hastalık problemi olmadan müthiş hızlı, çevik bir organizasyonla olabilecek en iyi imkanlar çerçevesinde düzenlemeyi başardılar. Biz de veliler olarak imkanlarımız nispetinde geldik. Burada çocuklarımızın müsabakalarını takip ediyoruz, bekliyoruz. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle hem bu organizasyonu yapan federasyona ve yetkililerine hem de çocuklarının satrancı olan merakını destekleyen ve müthiş fedakarlıklarla onları bu pandemi ortamında, bu kış şartlarında buraya kadar getiren velilere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hepsi büyük bir teşekkürü hak ediyor. Kürşat, ben şeyi merak ediyorum. Şimdi 5 yıldız oteldeyiz. Evet. Mevsim şu an otellerin nispeten rahat olduğu bir dönem olduğu için aslında bizden başka kimse yok neredeyse otellerde. 7 güne yakın konak bulunuyor. Her gün müsabakalar var. Sen yine bir de 2 tane çocuk getirdin. Ciddi bir külfet oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Türkiye'nin ekonomik şartlarında bu bir yük doğuruyor. Aslında çok güzel bir konuya temas ettim. Baktığın zaman bu tür organizasyonların böyle 5 yıldızlı tesislerde, otellerde ya da kongre salonlarında değil, satranca önem veren ülkelerde olduğu gibi şehirlerde bulunan satranç saraylarında yapılmasını isteriz, tercih ederiz. O kadar ki çocuklarımızın satranç merakını destekleyecek altyapıya bu ülke maalesef sahip değil. Tamamen kendi gücümüzle, kendi şartlarımızla bu işi desteklemeye, yapmaya ve yürütmeye çalışıyoruz. Milli eğitime ben bu noktada çok büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. Okullara müfredata bu ders olarak girdi. Fakat hala okullarımız istisnaları bulunmakla birlikte satrancı aktif bir spor olarak destekleniyor. Halbuki satranç diğer sporlardan biraz farklı olarak akademik başarıyı, düşünsel gücü,
ciddi oranda destekleyen derslerle bir arada rahatlıkla götürülebilecek. Bununla birlikte hem öğrencinin zihnini, ufkunu açabilecek hem de o okulun sadece Türkiye'de değil, satranç oynayan öğrenci sayesinde dünyada adını duyurabilecek bir zemine sahip bir spor. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ve okullar da hem devlet okulları hem özel okullar bu spora gereken önemi verirse ben Türkiye'den çok büyük satrançların çıkacağına inanıyorum. Valla bizim zamanımızda spor yapacağım dediğiniz zaman giderdim beden eğitim hocasını yönlendirirlerdi, topu verirlerdi, ihtiyaç sağda futbol oyna derdim. Futbol, voleybol, basketbol, evet. Yani şimdi en azından satranç falan sadece biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Kesinlikle, kesinlikle. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın federasyonumuzu yalnız bırakmaması, okulda hem müfredat anlamında hem de çocukların eğitimi ve müsabakalara katılımı teşvik anlamında daha aktif rol oynaması bu spor için ve çocuklarımız için daha faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. Biz de bugün çocuklarla, oyuncularla röportaj yapmak istedik. Şimdi çocuklar, nereden geldiniz? Denizli'den geldik. Nasıldı yolculuk? İyi. Güzeldi. Tamam, şimdi o zaman mikrofonu biraz size bırakacağım, anlatın. Benim adım İbrahim İlker. Denizli'den geldik dediğimiz gibi. Ben Denizli'den geldim. 11 yaş kızlardayım, 10 yaşındayım. Ve çok çalıştık. Mina Nife Özgüren. 9 askerlerde oynuyorum. Bunun için çok çalıştım. Ve hedefim milli takıma girmek. Benim adım Irmak Şamirek. 8 yaş kızlar kategorisinde yarışıyorum. Dediğimiz gibi Denizli'den geldim. Buraya gelmeden önce de çok çalıştım. Merhaba, ben Mustafa Enes Karamanoğlu. 4 yıldır satranç oynuyorum ve 11 yaş genel kategorisinde yarışıyorum. Buraya gelmeden önce çok çalıştık. Ve gerçekten bu turnuvada oynamak hem çok heyecanlı hem de çok zor. Dedem, adam. Kaç yaşındasın? Gel, kaç yaşındasın? Bu. Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 3. günündeyiz. Mustafa Bey'le beraberiz. Velilerin görüşlerini almaya çalışıyoruz. Mustafa Bey, nereden geliyorsunuz? Hakkari ilinden geliyoruz. Doğudan. Soğuğun ana vatanından buraya geldiniz. Buraya da kar getirdiniz. Evet, gelirken zor şartlarda geldik. Yarım metre kar vardı yolda. Geldik burada, bu sabah kar yağdı. Şimdi Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da spor bilinci biraz daha zor gözüküyor. Oralara gitmedi birçok spor branşımız. Şimdi birçok federasyon başkanımız özellikle orada rafting yapmaya çalışıyor, daha sporlarına yönelmeye çalışıyor ama satrancın oralara bu kadar yayıldığını açıkçası bilmiyordum. Bahsettiler ama şu anda canlı şahidinin karşısındayım. Hakkari'de nasıl satranç? Satranç aslında kültürümüzde var, dedelerimizde gelen bir oyun. Bizde doğuda satranç oynanır. İran'a sınır olmamızdan dolayı küçük yaşta ailemizde oynanan bir spor. Aynı zamanda doğuda şey de var. Kayak tesisleri var, spor kompleksleri var. Buna benzer spora Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden çok destek var. Biz buraya Antalya'ya 22 kişi kafile olarak geldik. Satranç sporu hem okullarda hem küçük çocuklarda bayağı devam etmek. Ya 15 tatilde bir hobi olsun diye yeniden bir şey değilsin açısından anladığım kadarıyla. Çünkü gerçekten zor şartlarda geliyorsunuz. Yani
bir Ankara'dan gelmeyle Hakkari'den buraya gelmek aynı şey değil. Sizin çocukların, çocuğunuz aileden gelen bir alışkanlık olarak satranca merak sardı yoksa kendiliğinden veya okulda bir tavsiyeyle falan başladı? Yani okullarda satranç öğretiliyor. Aynı zamanda gençlik spor da satranç eğitimleri, gençlik merkezlerinde satranç eğitimleri var. Doğudaki çocuklardaki izlenimim şu, satranç sevilen bir spor. Buradaki federasyon başkanımız olsun, Türkiye İş Bankası olsun, bunların hepsine çok teşekkür ederiz. Hakkari'den gelen çocuklar ilk defa il dışına çıkmış oldu. O muhteşem bir şey. Hayatlarında ilk defa bu deniz olan bir il gördüler, böyle bir otelde yarıştılar. Bu imkanlar için herkese, federasyon başkanımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Mutlular mı çocuklar? Neler çok hissediyorlar? Ben onlardan da açıkçası özellikle çoğu çocuklardan bir iki tanesiyle görüşmek isterim yarın. Tabii. Çocuklar çok mutlu. Dediğim gibi ilk defa il dışına çıktılar. İlk defa böyle bir organizasyona katıldılar. Yaklaşık 2000'in üzerinde sporcu var. Bu ortamı görmeleri, onların hem satranç sporunu geliştirmeleri açısından çok iyi. Hem de böyle bir hayatlarında çok güzel bir anı olacak. Aynı zamanda satrançla ilgili idealleri de daha üst seviyeye çıkmak için daha büyük çalışmaları olacak. Yani bu çok hem otel ortamı çok güzel bir ortam. Herkese bunun için özellikle Türkiye İş Bankası sponsorluğunda herkese çok teşekkür ederiz. Organizasyonu nasıl buldunuz? Başarılı buldunuz mu? Organizasyon A'dan Z'ye çok iyi, çok güzel. Her şey planlanmış. Sporcular çok rahat. Hakemlerin hepsi çok profesyonelce işliyor. Konaklama olarak otel imkanları da çok iyi. Yani Antalya ilinin seçilmesi de bizim doğudaki çocuklarımız için bir avantaj. Karların, dağların arasından geldik, deniz gördük. Valla inşallah şampiyonlarda başarılarla beraber milli sporcu olurlar, yurt dışında bulurlar, temsil ederler. Spor sayesinde yurt dışına da ilk kez gitme şansına ulaşırlar. İnşallah. Satranç bence özel bir spor. Satranç oynayan öğrencilerin sayısının artması. Özellikle pandemiden çıktık. 2 yıldır bir zorlu bir süreç atlattık. Böyle bir süreçte bu etkinliğin olması, çocukların satrancı ilerletmesi, ideallerinin artması, ileride daha güzel yerlere gelmeleri gerçekten çok iyi bir şey. Bu konuda federasyon, Türkiye Satranç Federasyonu'nu memnunuz, çok tebrik ederiz. Çok güzel organizasyon. Çok teşekkür ederim. Ankara Gücü'nün Gençler Birliği'nin şimdi Güreş Federasyonu'nun doktoru Güran Dönmez'in oğluyla beraberiz. Şimdi futbol camiası Güran Dönmez'i doktorluğundan daha çok oynadığı futbolla konuşuyor. Dinleyenler de sanki Ronaldo'nun Messi zanneder. İrfan Can Kahveci'yi o yetiştirmiş ömrüsünü. Ama biliyorum ki bütün sırrını Yağız biliyor. Yağız, baban nasıl bir futbolcu? Bence çok iyi değil çünkü boş kaleye kaçırıyor sürekli. Vurdu da anca direğe gidiyor öyle. Peki sen nasıl bir satranççısın? Ben daha acemili kısmındayım ama iyiyim şu anlık. Bence acemiliği geçmişsin sen. Sen takır takır biraz maçları kazanıyormuşsun. Evet, kazandım. Bana öyle bilgisi geldi. Yağız dediler ilk birkaç gün coşturdu dediler. Evet, doğrudur. Nasıl? Ortam nasıl? Sen beğendin mi ortamı? Ortam çok güzel, çok kalabalık. Ondan dolayı yani güzel oluyor işte. Burada kalıyorsun, otelde kalıyorsun. Evet, burada kalıyorum. Bir hafta 15 tatilini daha doğrusu yarısını burada arkadaşlarınla satranç oynayarak geçiriyorsun. Evet, çok. Daha önce katıldın mı hiç turnuvaya? Daha önce evet, Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Konya'dakine? Evet, Konya'dakine de katıldım. Baban gelmiş miydi ona? Babam gelmişti. Bu sefer baban yok, bence daha az streslisindir. Yani. Değil mi? Buradan bir selamın var mı? Ankara'dakilere bir selamın var mı? Babana bir selamın var mı? Tüm aileme, Ankara'daki herkese babama selam olsun. Bakın yanımda geleceğin Türkiye şampiyonu var. İnşallah. Görün. İlk röportajını da ben yaptım değil mi? Daha önce var mıydı röportajı? Hayır. İlk röportajını da ben yaptım. Görüşürüz. Hadi bir el sallayalım. İsmini alabilir miyim? Ahmet Enes. Hızlı. Nereden geliyorsun Ahmet? Ankara'dan. Ankara'dan mı geliyorsun? Neresine oturuyorsun Ankara'dan? Ben de Ankara'dan Altındağ'da geliyorum. Altındağ'da. Ben de Esat'tayım. Hangi okulda okuyorsun? Bilişim'de. Daha önce geldin mi hiç turnuvalara böyle? Geçen yıl Konya'ya gelmiştim.
Bu da ikinci deneyimim olacak. Konya nasıl geçtiydi, bu nasıl geçiyor? O da iyi geçmediydi. Zorlu rakipler geldiydi. Bazen yendim, bazen yenildim. Şimdi burada ikinci deneyimimi yapacağım. Çok mutluyum. Vallahi okul nasıl geçtiydi? Karnı nasıldı? İyi, güzel. Takdir aldım. Hediyesi olsun, olsun o zaman bu da. Bu tatil gibi oldu bu manada. Hem yarışıyorsun hem tatilini yapıyorsun. Evet. Hadi Ankara şampiyonu geliyor diyelim mi? Olur. Hadi. Röportajlarımız devam ediyor. Velilerdeyiz. Kürşat Bey'le yaptık. Şimdi Veli Bey'le beraberiz. Veli Bey, ben Kürşat Bey'den aslında birçok şeyi sordum, öğrenmeye çalıştım. Ama mesela ben şeye, Kürşat Bey'e sormadım. Burada aileler bu kadar nasıl sabırla duruyorlar? Yani 2 saat, 3 saat çocuklar müsabakadalar. Siz dışarıda bekliyorsunuz. Evet. Heyecanla çıkıyorlar. Siz sormuyorsunuz bile kazandın mı, kaybettin mi diye. Onların söylemesini bekliyorsunuz. İnternette sonuçlar gözükse dahi oraya bakmamaya dikkat ediyorsunuz. Nasıl sağlıyorsunuz bunu? Bu sonucu ben özellikle, ben de veli olarak katıldım Manisa Akhisar'dan. Bunu çocuğun gözünde görmek, yani dışarı adım atarken, o ilk göz temasını kurarken kazanıp kazanmadığını anlamak için bakmıyoruz ve bunu heyecanla, sabırla, onlar dün benim öğrenci çocuk 3,5 saat orada kaldı. Maç 3,5 saat sürdü. Ve ondaki heyecanı ben de yaşadım. Gerçekten içim içime sığmadı. Çıktığında da bunu hissettim. Yani onu o an hissetmek, onu beraber yaşamak, bu ilk anı beraber hissetmek için bakmıyoruz. Beraber aynı anda skora bakıyoruz. Ondan, onun ağzından öğrenmek daha heyecanlı oluyor. Wow. Kazanmayı, hayatın birçok şeyini de öğreniyoruz. Para, evet, kazanıyoruz, okulda iyi notlar alıyoruz, kazanıyoruz. Ama kaybetmeyi hayatta öğrenemiyoruz. Evet. Burada aslında bakarsanız da kaybetmeyi öğreniyor çocuklar. Evet. Kazanmanın yolu kaybetmekten geçiyor. Evet. Yani kaybede, kazanmayı ve usulünce kazanmayı, kendi bireyin hakkıyla kazanmayı öğreniyor. Bu organizasyon bu yönüyle de çok önemli. Gerçekten bunu ben ilk defa katıldım. Bundan sonra katılmayı düşünüyorum. Çünkü çocuğa çok şeyler kattım. Onun gözlemlerini dinledim akşam. Veya maçtan çıktığında onun gözlemlerini dinledim. Gerçekten çok şey kattığını bana hissettirdi kurduğu cümlelerle. Valla sanırım siz bir daha katılmayalım dahi deseniz durdurabileceğinizi düşünmüyorum artık çocuğu. Çünkü o heyecanla çıkıyor. Evet. Bir de bir hafta her gün bu tempoyu yaşıyorlar. Her gün başka rakiplerle oynuyorlar, kazanıyorlar, kaybediyorlar. Evet. Her duyguyu yaşıyorlar. Ama bir taraftan da yeni Türkiye'nin her yerinden arkadaşlar kazanıyorlar. Evet. Bu kontak da artık internet teknolojisi, online oynayalım, internetten şey yapalım, bunlar da başlayacak mutlaka. Evet. Siz izin vermeseniz dahi, gitmeyelim dahi deseniz bence size zorla, evet, sürekli hareket edeceğiz. Evet. Yani diğer farklı bölgelerden gelenler, iletişim kurması, onlarla işte hem maçla ilgili hem arkadaşlık, sosyalliğinin de daha da geliştiğini, zaten sosyalliğinin daha da geliştiğini fark ettim, gözlemledim. Bunu tüm katılımcılar için söyleyebiliriz. Şimdi okullar tekrar başlayacak. İlk dersi hoca 15 tatilde ne yaptınız diyecek. Hala 15 tatil mi diyorlar bilmiyorum. Evet, söyle. Benim, ben de öğretmenim. Öğretmen olduğum için biz 15 tatilde ne yaptınız diye sorulacak. Hı-hı. Belki de anlatacağı en güzel hikaye sizin çocuğunuzun olacak. Evet, doğru mu? Tabii ki, tabii ki. Ve ilk defa katıldığı için, ilk defa Türkiye bandında tüm ünlülerden gelen, Hakkari'den, işte Bolu'dan, Niğde'den, Aksaray'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, rakipleri de farklı illerdendi. Yani böyle dediğiniz az önce kontak kurması, online iletişim halinde olması çok güzel bir şey. Bu yönüyle federasyonu gerçekten tebrik ediyoruz. Şu an kusursuz bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir problem yaşanmadı. Bu çetin kış koşullarına rağmen, pandemiye rağmen bu şekilde sürdürülmesi gerçekten büyük bir başarı. Valla Antalya kare getirmeyi başardık. 30 yıl bereketiyle geldik. Antalya, evet, 30 yıldan sonra kar gördü. Çok teşekkür ederim. Ben hocam, teşekkür ederim. Kızlar kategorisinden Ezgi ile birlikteyiz. Şimdi ona da soracağız. Bakalım ne düşünüyor turnuva hakkında. Bize biraz kendinden bahseder misin? Burayı nasıl buldun? Satranca kaç yaşına başladın? Nasıl oldu? Ben satrancı
sanırım 5-6 yaşında başladım. Burayı iyi buluyorum yani, güzel. Maçım diğerlerine göre geç bittiği için birazcık bekliyorum. Peki rakiplerini nasıl buluyorsun mesela? Zor mu geçiyor maçlar? Nasıl oluyor? Yani bazen zor hamleler oluyor. Yani. Peki kaybettiğinde falan ya da beraber kalınca üzülüyor musun? Kaybettiğimde üzülüyorum. Ama geçiyor değil mi hemen? Evet, hemen geçiyor. Hemen geçiyor. Sonra önümüzdeki maçlara mı bakıyorsun? Aynen. Peki tamam, teşekkür ediyoruz. Sana da başarılar diliyoruz. Maçlar nasıl geçiyor? Biraz da bundan bahseder misiniz? İyi geçiyor. Kaç puan aldın mesela? Hiç. Geç. Nasıl, güzel mi burası? İyi. Başka arkadaşlar edindiniz mi burada? Edindim. Satrancı nerede öğrendin? Okulda mı başladın? Ailenden biri mi öğretti? Sen mi istedin? Okulda öğrenmeye başladım. Sonra yarışmalara mı katıldın? Ne yaptın? Bize anlatır mısın biraz? Ben ne olduğunu hatırlamıyorum ki. Neydi? Satrancı seviyor musun? Seviyorum. Neden seviyorsun mesela? Neye hoşuna gidiyor satranç oynamanın? Bana eğlenceli geliyor. Başka oyun oynadığımız zaman satranç oyununu ben eğleniyorum. O yüzden çok seviyorum. Peki arkadaş ediniyor musun? Mesela online falan oynadın mı hiç? İnternet üzerinden, bilgisayardan satranç oynuyor musun? Yok. Hep okula gelip de oynuyorum. Hocamızın yanındayız. Bu kadar küçük çocukla tabii biraz zor bir çekim oluyor. Şimdi hocamızdan takımla ilgili bilgi alacağız. Merhabalar. Denizli'den, Alper Eren Satranç Spor Kulübü'nden geldik. 15 oyuncuyla katılıyoruz. Tabii ki hedefimiz milli takım oyuncular sokmak. Daha önce Konya'daki şampiyonada 7 yaş kızlarda Irmağımız birinci oldu. İnşallah bu turnuvada da yine milli takıma oyuncular sokmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Peki çocuklar ortamda nasıllar? Hani ortamı sevdiler mi? Yabancılık çeken var mı? Çünkü muhtemelen ilk kez bu kadar büyük bir organizasyona katıldılar. Onunla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şimdi tabii ambiyans çok güzel. Burası Türkiye Şampiyonası. Türkiye'nin en iyileri geliyor. Ortam çok güzel satranç için. Burada tabii tecrübeli oyuncularımız var. Onun haricinde yeni gelen çocuklarımız var. Bu ortamı gördükleri zaman tabii vizyonları genişliyor, satranca bakış açıları değişiyor. O yüzden hedeflerini yükseltiyorlar. Bu anlamda hepsi için çok yararlı bir turnuva oluyor. Peki hocam, şimdi Denizli'den geldik dediniz. Evet. Denizli küçük bir şehir. Oradaki imkanlar nasıl? Orada çocukların satranca yönelmesi nasıl? Nasıl oldu bu çocuklar? Okulda mı öğreniyorlar? Ailenin isteğiyle mi oluyor? O durumu da bir anlatırsanız. Şimdi Denizli satranç konusunda özellikle çok aktif bir şehirdir. Kulüplerimiz çok aktif olarak çalışır. O anlamda Denizli satrancının eskiden başkentiydi. O anlamda satranç konusunda ileride bir seviyedeyiz. Tecrübeli çok milli takıma giren oyuncularımız var. Tabii çocuklarımız eğitim gördükleri kolejlerde, devlet okullarında burada taramalardan geçiriyoruz. Oradaki çocuklara, yetenekli çocuklara kulübümüze aktarıp orada eğitimlerine devam ediyoruz. Daha sonra bu tabii profesyonel bir eğitim. O anlamda Türkiye Şampiyonası'nda bu şekilde hazırlık yapıyoruz. Bizim için yeni bu şekilde gençler yetiştirmek, milli takıma çocukları yetiştirmek tabii gurur verici. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi ben bir şey daha sormak istiyorum. Sen az önce röportaj yaparken, hocanızla konuşurken şey demiştin, şampiyonluk falan. Onu bize bir anlatır mısın? Tabii ki. Ama kameraya bakarak. Denizli şampiyonluklarımız var. Mesela Irmak bu yıl Denizli il birincisi oldu. Ben Denizli il birincisi oldum. Ondan sonra İbrahim, İlker Denizli. Ankara şüvelilerin hepsini topluyorum. Merhaba abi, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İki gündür formanla da buradasın. Evet, formayla buradayız. Ankara'cı amatör branşlarda faal değil ama velileri amatör branşlarda bayağı faal gibi. Evet, Ankara'cı inşallah faal olacak bu yönetimle beraber önümüzdeki dönemlerde. Biz de oğlumuzu getirdik. Karadeniz Ereğli'den geliyorum. Ankara Hücum maçlarına her hafta sonu geliyorum. Deplasman, Ankara'da deplasman bana. Oradan da çıktık. Antalya'ya kadar geldik. İnşallah burada tecrübe kazansın. Başarılı olması şart değil. Derece yapması şart değil. Ankara'yı Ankara Hücum temsil etsin istiyoruz.
İnşallah bütün çocuklarımıza Allah zihin açıklığı versin, şans versin. Şimdi dördüncü günündeyiz. Nasıl geçti ilk maçları? Yani ilk maçlar güzel geçti. 5'te 3 yaptı. Harika. Tabii kafaya oynuyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda iyi olur. Dediğim gibi derece şart değil. Mühim olan katılsın, başarılı olmaya çalışsın, zihnini geliştirsin, burada rekabetin güzelliğini öğrensin. Mühim olan bu. Yani katılma amacımız da buydu zaten. İnşallah Allah dediğim gibi bütün çocuklarımızın şansını açık eder. Ben de size teşekkür ediyorum. Yani buraya kadar gelmişsiniz. Amatör sporları, Klas Spor'un takip ettiğinizi görünce hemen geldim yanınıza. Çok şaşkınlık içinde. Özellikle bunun için mi gelmişler dedim. Şaşkınlık içinde. Tebrik ediyorum. Ediyor. Şimdi 9 ve 15 yaşa kadar olan oyuncularla birlikteyiz. Şimdi senden başlayalım. Kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? Satrancı nerede öğrendin? Biraz kendinden bahseder misin? Bir de nereden geldin? Benim adım Zeynep. Tekirdağ'dan geldim. 9 yaşındayım. Çorlu'da il üçüncüsü oldum. Sonra... Satrancı nerede başladın? Okulda mı? Ailen mi istedi? Kendin mi istedin? Nasıl oldu satrancı? Ailem evde öğretti. Sonra evet. Ne oldu? Sonra işte 4 yaşında taşların yerini biliyordum. 5 yaşında öğrenmeye başladım. Sonra zaten öyle. Öyle, tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz da senden alalım. Kaç yaşındasın? 13 yaş kızlardayım. Onun dışında 2. sınıfın sonundan beri oynuyorum. Geçen yıl Konya'da bir 9. oldum. Onun dışında bu yıl milli takıma geçsem yeter bana. Peki organizasyonu nasıl buldun? Şimdi muhtemelen ilk kez bu kadar kalabalık büyük bir organizasyona geldiniz. Sence organizasyon nasıl? Burada başka illerden, başka yerlerden arkadaşlar edindin mi? Biraz bundan bahseder misin? Açıkçası çok bir farklı bir arkadaşım olmadı şu anlık ama farklı yerlerden arkadaş edinmek bence hoş. Organizasyon olarak bu sefer en çok detay verilen yer olabilir. Onun dışında çok bir yine aynı şekilde arkadaşlarımı bir daha görmek güzel bir 2 yıl aradan sonra pandemiden. Peki maçlar nasıl gidiyor? Heyecanlı mı? Durum ne? Bu sefer çok iyi değil. Çok iyi diyemem. Birazdan gireceğiz yine işte. Başarılar diliyoruz o zaman sana. Biraz da senden. Merhaba. Ben 11 yaş kızlardayım. Adım Elif. Tekirdağ'dan geliyoruz. Ben 7 yaşından beri satranç oynuyorum. Bu turlarım gayet güzel gidiyor önceki turlara göre. Öyle. İnşallah canlı masada izleyeceğiz onu bu turda. Aynen inşallah bu bugün 4. masada canlı masada olacağız. Peki sana da başarılar dileyim. Şimdi sizi biraz öne alabilir miyim? Yanımızda şimdi genç bir arkadaşımız var. Onunla da röportaj yapalım. 15 yaşındasın. Satrancı ilk ne zaman başladın? Kaç senedir oynuyorsun? Bir de turnuvayı kısaca değerlendir misin? 2. sınıfta başladım. 7 senedir oynuyorum. Yani turnuva tabii ki kötü başladım şu an. Ben de 2,5 gidiyorum 5'te. Ama işte devamını bilmiyorum. Yani turnuva güzel gidiyor ya kendi açımdan. Evet. Peki burada ortam nasıl? Hani çok kalabalık bir yer. Hani organizasyonu nasıl buldun? Sence nasıldı? Çünkü çok fazla çocuk var, çok fazla genç var ve bunların koordinasyonu sağlamak biraz çok zor. Zaten bayağı hakemler de var, onlar görevlendiriliyor. Ya en azından farklı kişilerle oynamak güzel. Hani böyle il turnuvalarıyla ve böyle genel bir turnuva arasında çok fark oluyor. Genelde az çok rakipleri de bilebiliyorsun ama burada her yerden, her ilden gelen olunca tabii ki daha keyifli oluyor benim için de. Peki hiç böyle online falan oynadın mı? Online arkadaşlar edindin mi satranç? Hani bir dönem çünkü evet. Kapanma oldu. Nasıl oldu? İşte o zamanlar genellikle hani bir uygulama üzerinden oynuyorduk. Hani oradan tabii ki arkadaşlarım oldu. Buradaki arkadaşlarımla da oynadım online böyle görüşemeyince. Orada da güzel gitti yani. Peki şunu da sorsam, şimdi sen maçlara nasıl hazırlanıyorsun? Şimdi daha senden daha küçükler var, 7 yaş, 8 yaş. Arkandan gelen küçüklere ne önerilerde bulunmak istersin? Nasıl çalışsınlar, ne yapsınlar? Ya tabii ki öncesinde biraz açılış, hani böyle hazırlık yapmaları onlar açısından daha iyi olur. Sonrasında hani rakiplerine çalışabilirler, maçlarına bakarlar, hatalarını gözden geçirirler. Öyle çalışabilirler bence. Tamam, çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Şimdi bir de sizden alalım. Kaç yaşındasın, nereden geldin, satranca kaç yaşında başladın? Ben 9 yaşındayım, Tekirdağ'dan geliyorum. Yaklaşık 4 yıldır satranç oynuyorum. Yani sen okuma yazmayı öğrenmeden önce satranç mı öğrendin? Aslında 5 yaşında başladım. Şimdi 9 yaşındayım, 4 yıl oluyor.
Peki satrancı kim öğretti sana? Nerede öğrendin? Nasıl merak saldın? İlk olarak ablam öğrenmeye başladı. Ben de ondan bakarak öğrenmeye başladım. Sonradan da kurslara katıldım. Kurslara katıldım. Evet. Peki şimdi ortamı nasıl buldun? Çok kalabalık bir ortam. Ne düşünüyorsun burası hakkında? İlk olarak buraya geldiğimizde ilk defa geliyorum. Buraya aslında kazanmayı değil, derece yapmayı değil, oyunumu oynamaya geldim. Peki teşekkürler, başarılar o zaman. Bir de senden alalım, ablasısın galiba. Sen de anlatır mısın, kaç yaşındasın? Ben 11 yaşındayım. Ben de Tekirdağ'dan geliyorum. Satranca ben 1. sınıfta mı, 2. sınıfta mı ne başladım? Şu an 5'e gidiyorum. Yaklaşık bir yine 4-5 sene falan 3 sene oldu. Ben de ilk önce kardeşime öğrettim. Sonra öğretmenlerim sayesinde daha geliştik. Böyle. Peki teşekkürler, sana başarılar diliyoruz. Hamza ile beraberiz. Hamza, nereden geliyorsun? Elazığ. Elazığ'dan geldin. Orası çok soğuk, burası da ılık. Şaşırmadın mı be? Daha önce denize gelmiş miydin? Buralara gelmiş miydin daha önce? Ben bebekliğinden gelmişim dedi galiba annem. Ama ben geldiğimi hatırlamıyorum. Hoşuna gitti değil mi? Evet. Şimdi ilk maçlarını yaptın. 7 yaş kategorisindesin değil mi sen? Evet. Nasıl geçti ilk maçları? İyi. Derece gelecek mi? Gelir belki. Güveniyoruz sana Hamza. Teşekkürler. Tebrikler, görüşürüz.